Yani şöyle soralım. Hekimsiniz, işte uluslararası kongrelere katılın, bilginizi tazeleyin, evet. Hastalarınıza şifa dağıtın, kendinizi daha fazla geliştirin de durup dururken mi oluyor Rize'de Zelkif Akgül'ün belediye başkan adaylığı son dönemde, özellikle bir önceki dönemde de yine adaydınız. Evet. Neden yani siz bu şehirde yaşayan birisi olarak ne memnun etmiyor? Sizi de aday oluyorsunuz. Şimdi bakın şöyle anlatayım, biraz tıptan girerek anlatayım. Şimdi tıpta tedavi iki aşamalıdır. Biri koruyucu hekimlik, diğeri tedavi edici hekimlik. Şimdi koruyucu hekimliğin amacı kişi hasta olmadan korumak. Yani hastalığı ortaya çıkarabilecek ortamları en düşük seviyeye indirmek. Yani minimalize etmek. En düşük seviyeye indirmek için uygun ortamı hazırlamak. Bir de tedavi edici hekimlik vardır. Tedavi edici hekimlik kişiler hasta olduğu zaman onu düzeltmeye yönelik hekimliktir. Şimdi tabii bunu buradan girdik, bunu bir de belediyeciliğe getirelim. Evet. Şimdi belediyecilikte iki tane amaç vardır. Biri var olan acil sorunları düzeltmek, yani toplumun fiziksel ihtiyaçlarını giderecek acil sorunları çözmek. Bu tedavi edici hekimlik manasındadır. Bir de koruyucu hekimlik. Nedir? Sosyal, kültürel, gençlere yönelik, insana yönelik, topluma yönelik hizmetleri, yani toplumun birbiriyle kaynaşmış, sosyo-kültürel gelişmiş ve şehrin sosyal imkanlarından faydalanabilecek bir zemini oluşturacak. Yani sosyal belediyecilik. Tabii, sosyal belediyecilik. Sosyal belediyecilik bir tür koruyucu hekimlik gibidir. Şimdi, İnsanları deşarj eder, enerjisini boşaltmasını sağlar. Tabii. Yorgunluğunu alır, kesinlikle. Zinde tutar, kesinlikle. Monotonluktan uzaklaştırır. Bakın ne güzel farkındasınız. Doğru. Yani bunları yaşadığımız, gördüğümüz için söyleyebiliyoruz. Biz de onun için haber olduk. Yani Rize'de, yok olduğu için tabii, yani. Rize'de sosyal belediyecilik yok. Vatandaşa ulaşmak yok. Yani kişisel bir belediyecilik var ama toplumsal bir belediyecilik yok. Biz kişisel belediyeciliği toplumsal belediyeciliğe getirmek için bu sürecin içerisinde var olduk. Bir taraftan da üzerime düşen sorumluluk bu. Neden? Şimdi eğer yanlış olduğunu gördüğün bir şeye müdahale etmezsen, ki dinimiz de onu gerektiriyor. Değil mi? Önce yanlış bir şey görürsen elinle. Elinle yapamazsan dilinle. Dilinle de yapamazsan içinden buz edeceksin. Buzu yapmak bizim için çok basit. Herkes için çok basit. Diliyle söylemek o da kısmı kişiler için basit, kısmı değil. Diyeceksin niye böyle söylüyorsun? Bakın hafta sonu Samsun mitingindeydik. Çok da güzel bir miting oldu. Vatandaşın hakikaten MHP'ye sessiz bir ilgisi var. Mitingde bütün sloganlara, Sayın Bahçeli'nin ve MHP ekibinin sloganlarına bütün halktan yoğun bir katılım var. Fakat ben şimdi orada bir esnafa şunu sorayım. Siz dedim burada esnaf, meydana bakan esnaf. Esnafsınız. Burada onlarca miting gördünüz. Ya sizden bir değerlendirme alsam, şu an gördüğünüz miting nasıl bir havası var? Yani az mı, çok mu? Yeterli mi, değil mi? Şevkli mi, şevksiz mi? Ya 5 kişi var dükkanın içerisinde çalışan. 5'i de birbirine baktı. Bir daha baktı. Ya çok basit bir soru sordum. Yani ne desek midir diye baktı. Korkudan, bakın korkudan hiçbir şey söyleyemediler. Toplumun orta kesimi ciddi bir çekinge içerisinde. Yani onu uç kesimlerin çıkış saymayın. Onlar zaten olan, geçmişte de var olan, gelecekte de var olacak olan şeyler. Bakın şimdiki iktidar gelmeden önce de her cuma günü Beyazıt Camii'nin önünde bu iktidar taraftarlarının çıkışı oluyordu. Yani hani ama bu yani ben genel politikanın polemiği içerisine girmek istemiyorum ama böyle bir realite var. Dolayısıyla biz Rize Belediyesi'nin halka hizmet açısından sosyal, kültürel ve şehircilik manasında üst düzey bir belediyecilik ortaya koyabilmek için biz elimizi, hani elle de elimizi taşın altına koyduk. Ve bu bizim görevimiz. Niye görevimiz? Toplumun eğitimli, kültürlü insanları eğer üzerine sorumluluk almazsa toplum büyümez, gelişmez ve kalkınmaz. Tabii ki eğitim seviyesi düşük insanları hor görmüyorum. Ama bilgi üstündür.